Notasyonlar ya da semboller, AutoCAD Mechanical'ın önemli özelliklerinden bir diğeridir. Birçok değişik makine mühendisliği sembolünü ve notasyonu bu bölümde tanımlayabiliriz. Ölçüler, değişik ve farklı ölçü tipleri Dimension panelinde yer alır. Text paneli altında yazı yazma ile ilgili komutlara ulaşabilirsiniz. Sembol paneli altında ise farklı ve değişik makine mühendisliği sembolleri ve bunların çizime yerleştirilmesi ile ilgili komutlar yer alır. Kaynak sembollerinden yüzey pürüzlülüğüne, geometrik şekil toleranslarından kenar sembollerine kadar bir teknik resimde kullanılabilecek birçok sembol burada size sunulmuş durumdadır. Bu alıştırmada bu sembolleri nasıl kullanacağına bakacağız. Pozlama özellikleri, malzeme listesi özellikleri gibi diğer notasyonlar ya da teknik resim dokümantasyonu özellikleri de şerit menünün diğer bir bölümlerinde yer alır. Sembollerin öncelikle seçeneklerine bakalım. Buradaki düğmeyi kullanarak seçeneklere ulaşabilirsiniz. Dikkat ederseniz AMS Standards bölümü açılır ve buradaki listede nesnelere çift tıklayarak ilgili sembolün özelliklerini değiştirebilirsiniz. Örneğin yüzey pürüzlülüğü ile ilgili değişikleri buradan Surface Texture ikonundan yapmanız mümkündür. Benzer şekilde kaynak sembolleri ile ilgili değişiklikleri buradan yapabilirsiniz. Şimdi bu örnek çizim üzerinde sembolün nasıl kullanılacağına bakalım. Öncelikle blok isimde bir kağıt düzlemi var. Buraya geçtim. İlk olarak bir referans noktası tanımlayacağız. Referans noktasını işaretleyerek gösteriyorum. Bu noktada sağ tuşa basıyorum. Sembolün özellikleri ve değeri buradan tanımlayabiliriz. Tamamıyla devam ediyoruz. Şimdi bir şekil toleransı tanımlayalım. Şekil toleransının yerleşeceği yer, sembolün konumu, daha sonra bir diyalog kutusu ile toleransın özellikleri tanımlanır. Buradan kullanılacağınız şekil tolerans sembolünü seçebilirsiniz. Paralellik, diklik gibi değişik seçenekler yer alır. Bu bölümde değerini ve referansını girebilirsiniz. Eğer bu sembolü sık olarak kullanıyorsanız buradaki et düğmesini kullanarak bunu şablonlar altına ya da kütüphane içerisine kaydedebilirsiniz. OK ile sembolüm çizime yerleşmiş durumda olur. Ve dikkat ederseniz şekil toleransı komutunun yanındaki oka basarsam library bölümü altında bu sembolün bir önceki adımda şablon olarak tanımlanması sonucunda listelendiğini görürsünüz. Burada farklı tipte semboller yer almaktadır. Birkaç örnek verelim. Sembolün başlangıç atanacağı yer, başlangıç noktası ve sembolün yerleşimi. Sembolün içeriğini buradaki diyalog kutusunu kullanarak doldurabilirsiniz. İsterseniz bu bölümde ok ve yazı özelliklerini de değiştirebilirsiniz. Yeniden aynı komuta giriyorum. Bu sefer farklı bir sembol tanımlayalım. Yine sembolün atılacağı nesne, başlangıç noktası, ve yerleşimi. Sembolün özelliklerini giriyorum. Tamamıyla işlemi tamamlıyorum. Buradaki ölçüye çift tıklarsam eğer ölçülendirme diyalog kutusunun açıldığını göreceksiniz. Ölçü yazısının etrafını dikdörtgen olarak çevreledim. Şimdi sayfa düzlemine geldim. Sayfa düzleminde bazı işlemler yapacağız.
bir yazı yazacağız. Bunun için değişik boydaki yazılar önceden tanımlı durumdadır. Örneğin text m5 komutu boyu 5 olan yazıların tanımlanmasını sağlar. Bu bölümden isterseniz yazı stilini seçebilirsiniz. Diğer yazı yazma özellikleri de aynı şekilde burada yer alır. Biz önceden tanımlı boyutlar arasından m5'i seçerek yazının yerleşimini göstererek bir yazı alanı tanımlıyoruz ve yazı alanı tanımladıktan sonra bu alana girmek istediğimiz yazıyı giriyoruz. Yazının tanımlanmasından sonra komuttan çıkıyoruz ve çizime yazımız yerleşmiş oluyor. Yeniden modele geri dönelim. Ve diğer notasyon özelliklerine bakmayı sürdürelim. Bu alana yaklaştım. Bir kaynak gösterimi tanımlayacağız. Dikkat ederseniz burada 4 farklı kaynak gösterimi mevcuttur. Bunlar arasından kullanacağınızı seçersiniz. OK ile devam ettiğinizde kaynak genişliğini size sorar. Kaynak genişliğini gireriz. Daha sonra hangi nesne üzerine tanımlanacağı sorulur. Onu işaretleriz. Eğer tüm nesne üzerinde olacak ise Enter ile devam ederseniz ya da başlangıç noktasını göstererek nerede başlayıp nerede bittiğini işaretleyebilirsiniz. Bu kaynak gösterimini diğer görünüş üzerinde de tanımlayalım. Bunun için yine aynı komutu kullanıyoruz. Bu sefer seçeneğimiz farklı. Bir yuvarlama kaynağı göstereceğiz. Kaynak sembolünün genişliğini tanımladım. Daha sonrasında ise yerleşim yeri. Farenizin hareketi ile sembolün yerleşim yönünü de değiştirebilirsiniz. Kaynak sembolü komutuna girdiğimde öncelikle kaynak sembolünün hangi kenara ya da nesneye atanacağını AutoCAD Mechanical bana sorar. Daha sonra sembolün nereye yerleşeceği işaretlenir. Buradaki diyalog kutusu kaynak sembolünün tanımlanması için kullanılır. İsterseniz yönlerini değiştirebilirsiniz ya da sembolün hangi tarafa bakacağını değiştirebilirsiniz. Buradaki her bir düğmeyi ya da alanı kullanarak istediğiniz sembolü tanımlayabilirsiniz. Kaynak işlemlerini gösteren önceden tanımlı bir liste mevcuttur. Bu listeden kaynak işlemini seçip bu kaynak işlemine göre kaynak sembolünde özelliklerinin otomatik olarak tanımlanmasını sağlayabilirsiniz. Diğer özelliklere de ilgili yerlere girip işlemi tamamlayabilirsiniz. Eğer bu sembol aynı şekilde sık kullanılacak ise et düğmesini kullanarak bunu kütüphane içerisine kaydedebilirsiniz. Bir isim tanımlıyorum ve tanımlanmasını kolaylaştırıyorum.